Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere Güneş'e teleskopla baktığımızda nasıl bir görüntüyle karşılaşırız ve teleskoplarımızı korumasız bir şekilde Güneş'e ayarlayıp baktığımızda başımıza ne gibi bir olay gelir, bundan bahsetmek istiyorum. Diğer videolarımda soru olarak en çok karşıma çıkan konu Güneş'e teleskopla bakarsak nasıl olur? İşte bu videoda detaylı bir şekilde size bundan bahsedeceğim. Ayrıca teleskopla baktığımızda bizi nasıl bir görüntü bekliyor, bunu göstermeye çalışacağım. Ama bundan önce çeşitli ülkelerin uzay araştırma kurumlarının Güneş'i ileri teknolojik teleskoplarla nasıl gördüklerini bir inceleyelim. Şu anda izlemekte olduğunuz görüntüler Güneş'in çeşitli kameralarla kaydedilmiş normal, radyoaktif, kızılötesi ve morötesi görüntülerinin bazılarıdır. Bu görüntülerde çeşitli güneş patlamaları ve güneşin en dış katmanı olan korona tabakası çok net bir şekilde görülebiliyor. Güneşin korona tabakası yaklaşık 15 milyon santigrat derecedir. Bunu daha önce yayınlamış olduğum videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Linkini yukarıda görebilirsiniz. Bu patlamalar ortalama 10 dünya büyüklüğündedir ve Güneş'te bir patlama olduğu zaman etkileri dünyaya kadar ulaşır. Güneş ve aramızdaki mesafenin yaklaşık 150 milyon kilometre olduğunu düşündüğümüzde bu patlamaların radyoaktif ve manyetik olarak bize kadar ulaşıyor olması gerçekten de inanılmaz bir durum. NASA ve diğer ülkelerin uzay araştırmaları enstitüleri Güneş'in bu hareketlerini sürekli inceleyerek hem Güneş hakkında hem de Güneş'in Güneş sistemine etkileri hakkında araştırmalar yapmaya devam etmektedirler. Burada kalitesiz bir teleskopla kaydedilmiş Güneş patlamasının yanında Dünya'nın büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Uzay araştırmaları için kullanılan teleskoplarda biraz önceki görüntüler elde ediliyorken, halkın kullanabildiği orta seviye profesyonel teleskoplarla Güneş'e bakıldığında bizi neler bekliyor? Hadi bunlara bakalım. Tekrar söylemekte fayda var. Sakın ama sakın normal teleskoplarla çıplak gözle Güneş'e bakmayın. Çıplak gözle teleskoptan Güneş'e bakıldığında gözümüzün başına neler geleceği bu deneyde çok güzel gösterilmiş. Güneş'e ayarlanmış bir teleskobun ucuna tutulan koyun gözünü görüyorsunuz. Bu koyun gözü şu anda hiçbir şey yokmuş gibi görünse de anında kör olmuş durumda. Ve yaklaşık 20 saniye içinde gözün içinden dumanlar çıkmaya başladığını işte şimdi görüyorsunuz. İşte hiçbir koruma önlemi almadan teleskopla Güneş'e bakarsak gözümüzün geleceği son durum bu. Başka bir deneyde ise Güneş'ten gelen ışınları daha küçük bir noktada toplayan teleskopla bu kağıdın yanmasına sebep olunuyor. Bu nedenlerden dolayı sakın hiçbir koruma önlemi almadan teleskoplarla Güneş'e bakmayın. Eğer bir koruma önlemi alamıyorsanız, o zaman da teleskobun uç tarafına yine bir kağıt yaklaştırarak Güneş'in görüntüsünün kağıt üzerine çıkmasını sağlayabilirsiniz. Teleskopların Güneş'e bakmak için özel olan merceklerini alıp teleskobumuza taktığımızda işte bizi bu şekilde bir görüntü karşılar. Bu görüntü 70 milimetrelik teleskopla çekilmiştir ve çok detaylı bakıldığında Güneş'teki patlamaları gözlemleyebiliyoruz. Tabii görüntü çok kaliteli olmamakla birlikte heyecanımızı az da olsa dindiriyor. Bu görüntüler elde ettikten sonra insan daha kaliteli bir teleskopla nasıl bir görüntü elde eder merak ediyorum. Birazdan izleyeceğiniz görüntüde yaklaşık 300 milimetre çapındaki aynalı bir teleskopla görüntünün nasıl olduğunu göreceğiz. Bu görüntülerde iki farklı mercek kullanılmış. Birisi siyah beyaz görüntü verirken diğeri renkli görüntüleri kaydetmemize olanak sağlıyor. İşte size Güneş'in çok detaylı görüntüleri.
Şimdi gelelim çekilişimizin detaylarına. Çekilişin sonunda talihli bir kişi Petrix TP360 marka teleskobun sahibi olacak. Başlangıç seviyesi olan bu teleskopla Ay'a ve yakın gezegenlere rahatlıkla bakabilir, gözlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben aynalı teleskopları tercih ettiğim için burada da hediye olarak yine aynalı olan bu teleskobu tercih ettim. Teleskop başlangıç seviyesi olduğu için teleskopla yeni gözlem yapmayı düşünen arkadaşlar için ideal bir hediye olduğunu düşünüyorum. Kazanacağınız bu teleskopla yaklaşık olarak 100 kat zoomlama yapabilir ve bu sayede uzaydaki çeşitli cisimleri daha rahat gözlemleyebilirsiniz. Çekilişi güvenilir olması için Simplears.com aracılığıyla yapacağım. Çekilişin kuralları ise şöyle. Birinci kural, kanalıma abone olmalısınız. İkinci kural, hem bu videonun altına hem de açıklamalarda belirttiğim ikinci videomun altına katılıyorum diye yorum atmalısınız. Ve videoları beğenmelisiniz. Üçüncü kural, açıklamalarda belirttiğim Instagram hesabını takip etmelisiniz. Dördüncü kural olarak da açıklamalarda linkini paylaştığım Instagram gönderisinin altına iki kişiyi etiketlemeniz gerekiyor. Çekilişi kazanabilmeniz için bu dört kuralı da ayrı ayrı yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Çekilişe dahil ettiğim iki tane videom ve bir Instagram paylaşımımın her birinin altında ayrı ayrı biner adet yorum olduğu zaman çekilişi başlatacağım ve sonuçlarını yeni bir videoda sizinle paylaşacağım. Bu nedenle çekilişi hızlı sonuçlandırmam için videoları ve Instagram paylaşımını ne kadar çok paylaşırsanız o kadar hızlı şekilde çekilişi başlatabilirim. Çekilişi kazanmak için bu 4 kuralı muhakkak yerine getirmiş olmalısınız. Ayrıca çekiliş videosunu sizinle paylaştıktan sonra kazanan kişi benimle 7 gün içerisinde iletişime geçmezse o zaman ikinci bir talihli hediyeyi kazanmış olacak. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Sonuçları en kısa sürede paylaşmam tamamen size bağlı. Ve umarım bu hediye gerçekten ihtiyacı olan birisine gider. Hoşça kalın.